Herkese merhaba, ben Tuğçe Olur. Bugün sizlerle varsayımlarınızı cevapladığım bir video çekeceğiz. Bunu yapmaya sizi ben zorladım, yalan değil. Başka YouTuber'lardan görüyordum açıkçası ve kıskandım. Benim de varsayım videom olsun dedim. Instagram'dan size sordum varsayımlarınız nedir diye. Böyle komikli şakalı, hatta beni çok şaşırtan varsayımlarda bulundunuz. Şimdi tek tek onların üstünden gidip böyle bir bakacağız bakalım neler var neler yok diye. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Konseptime çok uygun bir video değil açıkçası, kanalın konseptine daha doğrusu, ama değişiklik olsun dedim. Değişiklik iyidir değil mi? Haydi o zaman başlayalım. Biri demiş ki senin yakın arkadaşların genelde erkek. Üniversite zamanında öyleydi. Çok, yani %90 herhalde arkadaşım erkekti. Kızlarla çok iyi geçinemiyordum. Ama şu anda böyle yarı yarıya diyebilirim. Dengeli bir düzeye geldi kendiliğinden aslında, hem erkeklerle hem kızlarla. Sevde, bence kimse sana istemediğin bir şey yaptıramaz. Çok büyük konuşmayacağım tabii ki de burada, ama evet yaptıramaz. Konuşmayacağım değil, konuştu. Çok layığıyla devam ediyorum bu videomu maşallah. Genelde biraz dik başlı olduğumu düşünüyorum. Yani çok istemediğim bir şeyi yok, yaptıramaz desem yeridir herhalde. Yılmaz, bence sen evde uğraştıran yemekleri yapmıyorsun. İçli köfte uğraştıran bir yemek olarak sayılıyorsa çok yanılıyorsun. Ben yemek olunca konu gerçekten saatlerimi hiç gözümü kırpmadan harcayabilirim. Bayılırım yapmaya da yemeye de. Bence sen herkese kolay kolay güvenmeyen birisin. Aslında tam tersi, böyle bir tık vardır, en ufak bir samimiyet gördüğümde ben çok rahat bir şekilde davranmaya başlarım. Hatta sonrasında böyle pişman olurum demiyorum ama Tuğçe biraz kendini frenle falan diye kendime kızarım. İkinci ayak parmağın ilkinden uzundur. Bazı varsayımlarınız gerçekten beni böyle birazcık korkuttu. Çünkü nokta atışı yapmışsınız. Evet, ikinci ayak parmağım gerçekten birincisine kafa atıp geçiyor yani. Bence sen yiyip kilo almayanlardansın. Aslında metabolizmam çok hızlı çalışıyor ama hani yiyorum daha hiç kilo almıyorum deyip o gırtlaklamak istediğim kesimden değilim ben. Tabii ki de alıyorum ama ne içsem yarıyor desem çok büyük bir yalan söylemiş olurum yani. Ne içsem yarıyor. Su içsem yarıyor diyenler var ya, onu diyecek de diyemedi. Şu anki hayatını sevmediğinden değil ama geçmişe dönmeyi çok isterdin. Bilmiyorum, herkes istemez mi ya böyle hani geçmişte bir güne dönüp ya da bir döneme dönüp falan. Öyle çok eğlendiğim, çok güzel olan dönemler var. Öyle bir yerlere dönüp böyle biraz takılmak falan isterdim. Ama hani bir dilek hakkım olsa bu liçi kullanmazdım herhalde. Garip takıntılarım vardır. Tabii ki de var. Olmasaydı garip olurdu bence zaten. Ne bileyim, böyle kaldırım taşlarını işte hep sağ ayağımın ortasıyla denk getirip basmaya falan çalışırım. Öyle bir çizgiler geçerken böyle saçma bir şey var. Bir şey yapmam gerekiyorsa onu yapmadan önce böyle başka hiçbir şey yapamam falan. Yemek yemem, uyuyamam o derece yani. Manyak bir şeyde takıntılıyım. Böyle var ya, bir sürü manyaklığım var da hepsini şimdi ifşa etmeyeyim burada, değil mi? Evde su koyma üşeni peşinden istiyorsun. Genelde böyle Niko benim sucumdur. Özellikle gece yatmadan önce o getiriyor, öyle yanıma suyumu koyar. Ay yavrum ya. Kahveni sade ve sütsüz içiyorsundur. Sütlü, şekersiz. Oo, detaylar detaylar. Hadi bakalım. Gülünmeyecek ortamlarda her zaman gülesin geliyordur. Ay çok doğru ya. Böyle size de olmuyor mu ya? Öyle bir baskı olunca birazcık daha böyle yasağı kırma, bir asilik, bir isyan hissiyatı mıdır? Nedir? Daha bir böyle... Gülesim geliyor ki arada bir gülüyorum. Neyse, sonra sinirden falan deyip böyle geçiştiriyorum durumda. Öyle bir idare ediyorum en azından. Bence senin yapmayı en çok sevdiğin spor yüzmedir. Evet, aslında en çok sevdiklerimden biri kesinlikle yüzme. Bu arada cidden çok iyi tahminlerde bulunmuşsunuz ya. Şaka gibi. Tuğçe bir oturuşta 5 lahmacun yer. Vallahi yerim varsa yerim, hiç acımam. Yanına bir de ayran varsa of. Ay bir de o minik turşla. Ay bak. Türk yemekleri. Yağmurlu ve kapalı havalara bayılırsın. Yani bayılmam ama tiskinmem yani. Tiskinmem. Bu şu an olduğumuz yerde Sherbrooke'da o kadar uzun böyle yağmurlu ve kapalı hava sezonu var ki bir süre sonra soğudum ama böyle arada bir olunca böyle bir sıcak bir şeyler içip bir film izleme, battaniye altı, sefalar, işte bu Pinterest pozları moduna girmeyi tabii ki ben de çok seviyorum. Bazen videolarına bakıp neden böyle konuştum ki diye düşünüyorsun. Ya neredeyse her seferinde. Zaten genelde dönüp kendi videolarımı böyle izlemiyorum. Hata varsa bile yüklediğimde bakmıyorum hani. Render'ı aldıktan sonra tahammül edemiyorum kendime. Kendi ağzıma falan vurasım geliyor. Ama bazen de çok gülüyorum. Aynı bu iç sesimle olan ilişkim gibi bir şey aslında. Hem böyle aşk ve nefret aynı anda falan. Ama genelde
ne saçmalamışsın Tuğçe'm be, ne boş yapmışsın diye, ki bu videonun sonunda da muhtemelen böyle bir durum yaşayacağım. Ama yapacak bir şey yok yani, bu bir kısır döngü sanırım. Üşengeç bir insan olabilirsin. Hiç değilim. Yani hiç değilim deyince de çok iddialı çıkışlar yapınca bir düşünüyorum sonra da yok ya değilim. Bence sen fazla mütevazısındır ve çabuk demoralize olabilen birisin. Fazla mütevazi... Yani mütevazi olduğumu söylüyor insanlar ama içimde minik bir diva var, sen ne diyorsun? Ama demoralize olma konusu evet çok hızlı böyle çıkıp inerim, doğrudur yani. Çok titizsin. Böyle çok titiz değilim ama hani genel bir temizlik anlayışım kendime göre tabii ki de var. Temizliğim diyebilirim herhalde. Yani. Bu da çok acayip bir soru. Kimle kıyaslayacağım şimdi? Diyor ki çevreme göre çok temizim. Aynı pis insanlar falan. Dedikodu yapıyor burada. Anneni çok özlüyorsun tabii ki size. Yani. Yani. Her zaman. Asla neyi seçeceğine karar veremez ve hep iki seçenek arasında kalırsın. İki değil, beş seçenek bile arasında kalıyorum. Çok kararsızım. Hatta böyle yatıp bir sonraki gün kalkıp tekrar falan düşünürüm öyle doğru karar vereyim diye. Ama sonra bir kendi sistemimde bug'ımı buldum. İki seçeneği indiriyorum mesela elimdekilere de üçe. Başkalarına soruyorum. Sonra orada fark ediyorum aslında hangisini böyle en içten içe istediğimi. Onların böyle o cevabı vermesini istediğim bir cevap orada oluyor. Böylece anlıyorum hangisini yapacağım aslında. İnsanları resmen kullanıyormuşum bunun için ama. Yani benim sistemde böyle çalışıyor. Buna yapacak bir şey yok sanırım. Klasik bir giyim tarzım var. Klasik. Kime göre ne göre. Ama daha spor diye tanımlayabilirim herhalde tarzımı. Bence sen çok pozitif olup içine negatif olup bastırmaya çalışıyorsun. Ay çok doğru var ya, içinde böyle minik böyle sinsi pislik bir Tuğçe var, böyle hani filmlerde olur ya böyle bir meleği bir şeytan olur. Bende de onun işte minik bir tane böyle karamsar pislik negatif bir Tuğçe var. Tabii de arada bu konuşuyor böyle. Ne yapacağım, öğrenmeyecek falan diye böyle nefret ve negatiflik saçıyor ortaya ama neyse ki bunu dengeleyecek bir pozitifliğim de var herhalde ki onu bastırabiliyorum. Ama ay ben her şeye pozitif bakıyorum. Çok güzel her şeyle. Bu moduna maalesef ulaşabilmiş ya da ona ulaşabilecek karakterli bir insan sanırım değilim. Duşa girmeye üşenen, girdikten sonra 2 saat kalan birisin. Yok ben de tam tersi. Duşa girmeyi seviyorum ama girdiğimde sıkılıyorum bir süre sonra. Onun için böyle acele yıkanıp çıkmaya çalışıyorum. Hatta böyle duşta uzun süre kalan insanlara şaşırıyorum böyle. Nasıl sıkılmıyorsunuz mu içeride falan diye. Evde durmayı çok seviyorsun. Çok seviyorum. Net çok seviyorum. Bir de yaşlandıkça daha çok sevmeye başladım. Ama neyse ki böyle, yoksa bu karantina sürecinde herhalde aklımı kaçırırdım yani. Hatta pişman olduğum bir şey yok çünkü yaşandığındaki her şeyi deneyim olarak kendine katıyorsun. Aslında bu benim çok benimsediğim bir bakış tarzımdı ki hala da bence yaşadığınız her şeye deneyim olarak bakmak ve kabul etme akıl sağlığı ve dengeli yaşam için gerekli bir şey. Ama bir iki tane tabii ki de benim de var böyle hani keşke olmasaydı dediğim ya da keşke yapmasaydım ya da keşke daha iyi düşünseydim yapmadan önce dediğim bazı tabii ki de kararlarım oldu. Sen çok istikrarlı ve planlı birisin. Çok planlı değilim ama çok istikrarlıyım. Böyle cidden bu konuda iş görüşmesinde gibi hissettim kendimi. Övdükçe övüyor yalnız. Biraz yalnız videonun konsepti onun gibiymiş ya. Sanki böyle kendi kendimi övüyor gibiyim değil mi? Tuğçe Show'a konuk olan Tuğçe gibi oldum şu anda. Ki kanallı olunca insan herhalde böyle oluyor genel konsept. Salağa bağladı. Ah canım benim. Kesin çok iyi bir taklitçisindir. Hiç sanmıyorum. Yani böyle birkaç kez öyle girişimlerim oldu ama insanların yüzüne böyle acımayla gün arası bir gülüş oluştu. Sorgulamadım bile hani. Aa yapamadım mı diye. O kadar kötüyüm muhtemelen. Bence sen poşete para vermeyip her şeyi çantana tıkıştırıyorsundur. Çingenlikten mi, doğa sevgisinden mi şimdi? Bu da sorgulanmalı. Ama yani çantam varsa tabii de çantaya sıkıştırıyorum. Ama Malezya'da mesela plastik forever'dı yani. Her yer plastikti. Çanta taşımaya aklınıza da gelmiyordu ama burada her yere çantanla gitmen gerekiyor. Onun için birazcık daha çanta taşımaya başladım falan yani. Birazcık olduğum yere mi uyum sağlıyorum diyeyim, ne diyeyim, karaktersiz miyim neyim ben? Çok çabuk depresyona giriyorsun, 1-2 saat sonra depresyondan çıkıyorsun. Bu arada seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Doğru aslında, bu depresyon demeyeyim de modum aşırı hızlı inip çıkar. Böyle 1-2 saat içinde bildiğin ruh hastası gibi bir durumdan bir duruma bir mevsimden öbürüne çok hızlı bir şekilde geçebiliyorum. Çizim yaparken hızlı bitmesini istiyorsun. Ay evet ya. Özellikle videoyu çekiyorsam böyle o kadar merak ediyorum ki ne çıkacağını, tam izleyemiyorum çünkü çekerken haliyle. Böyle bir an önce bitsin falan istiyorum ki kurgusunu yapayım hani görebileyim neler çıkmış diye. Sen telefonla konuşmaktan nefret ediyorsun. Bu arada seni çok seviyorum. Teşekkür ederim.
nokta atışı numara 2. Hiç sevmiyorum telefonla konuşmayı. Böyle insanlar arayınca böyle hatta arada açmıyorum, mesaj atıyorum geriye falan. Bilmiyorum, bir şeyim var ya. Travmam mı var acaba küçükten telefon konuşmasıyla ilgili? Emin olamadım şu anda. Bence sen yemek yapma konusunda başarılı değilsin. Not sana bayılıyorum senin. Teşekkürler. Şey değilim hani, oha yemeklerim de efsanedir değil ama güzel, böyle bayağı insanların yiyip oha ne kadar da güzel dediği, ki bunlar genelde Fransız oldu, ben de Türkçeler pişirdiğim için biraz şaşırıp da iltifatlar birazcık daha ekstra ekstra geliyor olabilir ama fena pişirmem, bak mezelerim güzeldir, onu tek geçerim yani. Yakın zamanda çocuk istemiyorsun. Çok doğru, istemiyorum. Laz damarından gelen inadın var. Laz damarım da var anlamda, belki görmüşsünüzdür. Böyle gerçekten sinirlenince falan çıkıyor. Net var. Bilmiyorum laz damarından mı geliyor ama net bir inadım var. En sevdiğin hayvan fok balığı. Alakası yok. Fok da güzel ama yani. 1.68'sin. Neredeyse nokta atışı. 1.69'um sanırım. O da hani metrenin şeyine göre değişiyor. Bazen 1.70'de çıkıyorum. Bilemedim şimdi. Uzayıp uzayıp kısalıyor da olabilirim. Öyle düşünüyor. Şey oluyor. Yazın böyle çekiyorum. Kışın uzuyorum. Fransa'da mükemmel bir hayat yaşıyorsun. Yok, hiç de öyle mükemmel denecek bir yanı yok. Tabii artıları eksileri var her yerde olduğu gibi ama bilmiyorum ya, biraz da kafada bitiyor ya böyle. Ne yaşıyorsan, nasıl hissediyorsan falan diye, ama güzel şu an yani, gayet memnunum, mutluyum, şikayet edemem. Bence sen bir şeyi çok istediğinde başarana kadar durmuyorsundur. Genelde evet bayağı hırslıyım, böyle edebe odaklı bir yapım var sanırım. Çabuk kırılan bir yapım var. Var ya, vallahi var. Böyle çabuk değil de şey gibi, hani çadır yaparken böyle metaller çıkar ya içinden, o metallerin böyle birleşim yerleri olur, içi lastik böyle bükersin. Örneklerdeki iğrençliğim ve kötülüğüm hiç değişip gelişmedi ya, hayran oluyorum kendime. Yani onun gibi aslında çok kırılmadığım noktalar da var, çoğu şey alınmam kırılmam çok okeyimdir. Ama bazı böyle noktalar var ki, hassas karnım dediğim yerler, işte oralara böyle dokunursan gerçekten içimden minik bir kelebek, çok hassas bir tümçe çıkabilir. Sen sinirken çizim yapamıyorsundur. Hayır, kesinlikle. Yani hiçbir şey yapamam neredeyse. Bayağı böyle oturup sakinleşmem gerekiyor önce. Çok güzel şarkı söylüyorsundur. Canım ya. İşte bu aşk, işte bu sevgi. Nerede o günler? Ama çok özenirim güzel şarkı söyleyen insanlara. Videolarda konuşurken cringe ya da YouTuber olmaktan korkuyorsun. Hiç değilsin ha. Teşekkür ederim. Olmadığıma sevindim. Yani korktuğum bir nokta var. Aslında kendimi tekrar etmekten çok korkuyorum. Çünkü kafamın içindeki sesle kendimi o kadar çok tekrar ediyorum ki bazen unutuyorum, bir videoda bunu söylemiş miydim, söylememiş miydim. Sonra hani söylemediysem diye tekrar söylüyorum. Sonra hani başka videoda söylediysem ya da ikinci, üçüncü kez tekrar ediyorsam böyle kendime gıcık oluyorum. Birazcık daha keşke hani bilinçli hareket edebilsem diye. Ama onun dışında size de bence geçiyordur. Genelde konuşmam çok rahat. Yani bir arkadaşım karşıma nasıl oturup konuşuyorsam o şekilde konuşuyorum. Hemen hemen. Hemen hemen yalnız. Orada bak minik bir şey var, detay var. Bence sen insanları yiyip yiyip kilo almıyorum deyip aslında yediklerine çok dikkat eden birisi. Bunun da hemen hemen tam tersi. Asla yiyip yiyip kilo almadığımı iddia etmiyorum. Hatta insanlar bana öyle olduğumu söylediğinde ben hani ben de her insan gibi yiyince tabii ki de kilo alıyorum. Böyle çok oynaktır kilom hatta. Ama yediklerime çok dikkat etmek isteyip hiç edemeyen bir insanım. Böyle feci tatlı bağımlılığım var. Çikolatayı asla bırakamıyorum. Böyle hamur işini falan çok seviyorum. Ben keyif yiyicisiyim onun için. Hani gerçekten zorlanıyorum böyle kendime sağlıklı yeme alışkanlığı kazandırmaya çalışırken. Kendine güvenim pek yok ya da yoktu. Yani aslında özgüven sorunu hiç yaşamadım desem yeridir. Ta ki birkaç sene öncesine kadar öyle bir sorgulama dönemi falan geçirdim kendimce. Hani kırıldığım oldu. Hala da var hani şey değil böyle, ben kendime her konuda çok güvenirim demeyi ben kendi kişiliğimden yansıtarak söylersem biraz ukalalık olarak görüyorum. Birazcık daha herhalde insan kendini bildikçe özgüveni hem biraz daha oturuyor hem de birazcık daha düşüyor. Yani neyi yapabilsen olduğunu ve neyi yapabilsen olmadığını birazcık daha anlamaya başlıyorsun. Allah'ım derin cevaplar. Bence sen mayonez seven bir insansın. Mayonez sevilmez mi ya? Candır mayonez. Canım benim. Canım şimdi mayonezli bir tost çekti. Sen pastel boyayı sevmiyorsun. Çok sevmiyorum, yalan yok. Ama hani hiçbir böyle profesyonel pastel boyayla çizim yapma açıkçası denemedim. En son pastelle ilişkim sanırım lisede falan kaldı böyle derste yaptığımızda. O kadar yani. ENFP'sin. Hayır değilim, ESFP'yim. Ya da bunun testini daha geçenlerde yaptım. Böyle bayağı cuk oturdu kendimi bile farkında olmadım. Bazı yönlerimi böyle okuyunca aa çok doğru ya, wow, wow falan dedim böyle. Wow diye kendimce bir şaşırma anları yaşadım.
Bence çok rahat bir insansın ve hiçbir şey kafana takmıyorsun. Çok rahatım, onunla bir sorun yok. Ama kafama taktığım kesin... Sürekli düşünüp böyle düşünmekten uyuyamadığım zamanlar falan oluyor yani. Çok soğukkanlısınızdır. Net. Şu an var. Bu şimdiye kadarki varsayımlar arasında %100 çünkü böyle test edilip onaylandı. Bir kimse hikayem var belki Instagram'dan takip edenler biliyordur. Bir de böyle ölümle ilgili başka bir deneyimi falan daha olmuştu. Kendi tepkime kendim şaşırdım yani. Aşırı soğukkanlıyım. Olsam katil olurmuşum yani. Olsam diyor. Önümü açık olsaydım salak. Bizi çok seviyorsun. %90'ınızı vallahi çok seviyorum. Ki bu kanalda sanırım ilk kez sizi çok sevdiğimi söyledim. Utandı. Aması var. Ama değil, pardon. Bunun yanı sıra diyelim. Arada bir %10'luk falan, %10 bile yoktur hatta %5'lik. Yani çok güzel bir kitleyiz ama arada öyle birkaç kişi çıkıyor ki böyle kafasını böyle kopartıp böyle buruşturup kenara koyup böyle diye karşısına geçip gülüp kahvemi içesim geliyor. Bu kadar psikopat değilim normalde ama arada oluyor işte. Hayallerinden asla vazgeçemezsin. Geçmek istemem. Çok geçerli bir nedenim yoksa da geçmem ama bir iki kez böyle geçerli nedenlerden dolayı vazgeçtiğim, peşini bıraktığım hayallerim oldu. Herhangi bir enstrüman çalmak çok istiyorsun. Çok istiyorum ama yeterince çok istemiyormuşum ki çok denememişim ama özeniyorum çalanlara. Bence gitmen gereken bir yer için çok erken kalkarsın ama üşengeçinden geç kalırsın. Yok, hatta tam tersi, yani erken kalkarım, erken hazırlanırım. Genelde de erken varım böyle, hemen hiç yere geç kalmam. Tek çocuksun. Abişim var. Daha önce hiç saç başı kavga etmedim. Hiç etmedim. İnşallah hiç de öyle bir durumun içine bulmam kendimi. Pilavın üstüne ketçap döküyorsunuz. Tabii ki de. Çok güzel olmuyor mu ama? Canım çekti bak şimdi. Acıktım galiba ben ya. Tek başına iş yaparken resim yapmak vesaire kendi kendine konuşuyorsundur. Bayağı konuşuyorum evet. Kendi kendime yorumlar yapıp, şakalar yapıp, gülüp böyle azarlıyorum falan kendimi orada tabii. Yurt dışına arkadaşlarından uzak keyifle yaşayabiliyorsundur. Yani bu burada olduğum için, arkadaşlarımdan uzak olduğum için bir keyif alıyorum değil ama tabii ki de burada da keyifli bir hayat sürüyorum. Burada da arkadaşlarım var. Ama hani bu şey gibi, kebapsız bir hayat gibi. Yemekten gidiyor gene. Her insanın, her arkadaşımın bana verdiği tat tabii de farklı. Aynı tadı başkasında bulamıyorum. Özlüyorum da ama bu demek değil ki hani aç kalıyorum. Nasıl örnek? Oo, çok iyi ya, çok iyi Tuğçe. Salak bir gurur duydu kendiyle. Fransızcayı çok sevmişsindir. Küçüklüğümden beri çok severdim ben Fransızcanın kulağına nasıl geldi. Hala seviyorum. Ama şöyle bir şey de var mesela. Ben Fransızcayı anlamadan önce zannediyorum ki bunlar öyle konuştuğunda felsefenin dibine vuruyorlar, edebiyatı, işte sanatı tartışıyorlar falan ya. Çünkü dil çok güzel ya. Sonra konuşmaları anlamaya başladıktan sonra böyle işte bunların gayet, bu domatesler de işte tam sanki olmamış. İşte bugün acaba arabayla mı gitsek, yürüsek mi? Havadan ne kadar güzel falan diye normal sıradan şeyler konuştuklarını anladığımda saçma bir hayal kırıklığına uğramıştım. Çünkü dil o kadar güzel, o kadar böyle poetik, o kadar şiirsel bir dil ki onların asla bizim gibi sıradan şeyleri konuşmadıklarına mı inanmışım? Böyle saçma bir şey, balon oluşmuştu kafamda. O kırıldı gibi bir şey oldu ama kesinlikle çok seviyorum dili. Eşim baklavayı çok seviyor. Çok sevmiyor. O çok fazla tatlı oranı ve şeker oranı yüksek tatları sevmez. Ama bak şimdi kendimle hemen çelişeyim. Lokuma bayılıyor. O ve ailesi böyle getiriyorduk. Hatta avuç avuç yiyorlardı. Hatta ben böyle bu kadar şekerli şey nasıl yiyorlar diye ben ona şaşırıyordum. Garip ya bu Fransızlar. Bok attı Fransızlara durduk ya. Bence senin iyi niyetliliğin yüzüne çok saf yerine konuldun. Öyle ben çok iyi niyetliyim diyememişim benim de. Kötü niyetli demeyeyim de hani öyle. Çok sefim, çok temizim, el yaklaşırım desem birazcık yalan söylemiş olurum. Ama bazen hani susmayı tercih ettiğimde ya da en iyi tarafından bakmaya çalıştığımda olaylara insanlar sanırım beni saftan ziyade salak zannettiler. Bayağı bir salak olduğumu düşünen vardır diye düşünüyorum. Ergenliği doruklarında yaşamışsındır. Net. O saçın çekilden şekle kesilmesi, boyanması, simsiyah giyinip böyle herkesten her şeyden nefret ediyorum deyip kafamı bacaklarımın arasına alıp Metallica falan dinlemem. Ben de tabii ki de geçtim bu yollardan. Neyse ki şu an şükrediyorum ki o zaman Instagram falan yoktu. Böyle bunların kanıtı dolanmıyor etrafta. Dünya tatlısı olduğun için her tanışan sana bayılıyordur ve bunu dile getiriyordur. Ay teşekkür ederim. Çok yanılıyorsun. Genelde hatta böyle tanıştıktan sonra özellikle böyle üniversite zamanımda insanlar bana ya sen hiç göründüğün gibi değilmişsin işte dışarıdan ukala kendini beğenmiş gıcık bir tipin birine benziyorsun. Ama ne kadar tatlıymışsın diyen böyle birkaç kişi olmuştu.
sabahleyin alarm erteliyorsundur. Yok ben robot gibiyimdir, o çalınca kalkarım. Böyle sürüne sürüne de olsa kalkarım yani. Bence senin karanlığa karşı fobin var. Şimdi bak bunu düşündüm. Tam olarak karanlığa değil ki de karanlık ve küçük ortamlardan böyle biraz tırsıyorum. Tırsmayan var mıdır? Şimdi biri bir çıkıp diyor ki oradan. Ay diyor bayılırım karanlık ve küçük ortamları, sürekli dolabın içine girip kapağı kapatıp otururum. Aa, oha şu an bir şey geldi aklıma. Annem anlatırdı bana, ben küçükken... Çok acayip bir şey paylaşacağım, siz de hazır olun. Bana küçükken tavuk diyorlarmış çünkü... yani haldeki lakabım tavuk. Çünkü dolabın içine girip böyle ellerimi yere koyup ayaklarımla böyle eşeler gibi dolabın içindeki bütün kıyafetleri dışarı itip kapağı kapatıp böyle orada oturmuşum birkaç saat. Hatta böyle kayboldum falan diye panikliyorlarmış. Sonra anlamışlar benim sürekli düzenli bunu yaptığımı. Evet, ruh hastası bir hareket olabilir. Yargılamayın. Çocukken hepimiz garip şeyler yapmışızdır. Bence sen yemek yapmaya çok üşeniyorsun ama yaptığında da tam yapıyorsun. Tek olunca üşeniyorum bak, yalan yok. Bilmiyorum, size de olmuyor mu şey gibi böyle? Tek başına ne bileyim yemek yapıp yemek. Bana hani çok çekici gelmiyor. Ama böyle Nicole olduğumuzda ikimiz de bayılıyoruz böyle. Seremoni şeklinde yemek yapıyoruz. Mükemmeliyetçisin. Net mükemmeliyetçiyim. Bakım rutinin var. Bakım rutinim olmasını o kadar çok istiyorum ki ama bakımdan o kadar anlamıyorum ki rutin oluşturamıyorum. Yani arada alıyorum ürünü. Neye nasıl kullanacağımı, ne işe yaradığını okuyorum falan, anlamıyorum. Bu olaylar konusunda aşırı kabızım desem yeridir bence. Cahilim de demek istiyorum. Okuyorum, öğreniyorum ama oturttuğum, hep uyguladığım maalesef bir rutinim. Tek bir şey var. Yüzümü Dove'la yıkıyorum küçüklüğümden beri. Bizi aranda görmediğim için böyle devam ediyorum ona. Evcimen olduğunu söylemiştin. Sürekli taşıma halinden memnun değilsin. Kalıcı bir ev istiyorsun. Net. Hiç memnun değilim böyle. Resmen şu süreç bitsin de böyle bir evim olsun diye bekliyorum. Bence sen çok istediğini yaptıran birisin. Biraz doğru. Şimdi hoşlanmasam da, kendine ilgili tabii ki de hoşlanmadığım özellikler var ama biraz baskınım ve hani istediğim bazı konularda gerçekten çok diretebiliyorum. Değiştirmeye arada da çalıştığım bir özelliğim aslında. Yeri geldiğinde ufak tefek pembiş yalanlar söylerim cisiniz. Yani... Yakınlarıma hiç söylemem. Yani direkt söylerim. Belki çok sağlıklı olmasa da hani dürüstçe söyleyip hoşlanmayacaklarını bilsem bile bu şekilde kabul etmelerini tercih ederim. Ama hani ne bileyim, hani görümcem beni yemeğe davet etti. Canım gitmek istemediğinde canım istemiyordu dememişim var derim onun yerine. Böyle kalp kırmamak üzere söylenmiş pembiş yalanlar. İşte bütün Nikon tarafı yabancı olup hiçbir anlamıyor. Rahat rahat konuşabiliyorum. En sevdiğin şarkısı olunca cevap veremezsin. Veremem. Yani varsayımlarınız çok çok iyi. Abi çok iyi. Çok iyi bir şey kurmuşuz biz burada. Ya da siz çok iyi gözlemcisiniz, bilemedim. Bence sen sulu boyaların diğer boyalarından ayrı bir yere koyuyorsundur. Ay çok doğru. Bak hiç bilinçsiz ama böyle hani ay bunlar benim gözlem, ayrı koyayım diye düşünmedim ama evet, sulu boyalarım ayrı duruyor diğerlerinden. Diva. Onlara özel taht yaptırmış, oraya koy. Kıskançsınız. Çok değil, çok nadiren kıskançlık yaparım. O da genelde şey böyle hani adet döngümle beraber işte hormonlarım coştuysa, işte kendime özgüvenimin işte çok düşük olduğu bir dönemden geçiyorsam o dönemlerde kıskançlık zaten daha çok oluyor. Onun dışında yemek yapmakla aranız pek iyi değil. Yemek yapmayı çok seviyorum. Hatta böyle keşke bir yemek kursuna mı gitsem? Güzel olur değil mi? Böyle seviyorum ya. Çok eğlenceli, çok güzel bir şey bence. Yemek kısmı daha güzel zaten. Sen spordan sonra lambur lumur yemeğe girişiyorsundur. Bir şey söyleyeyim mi? Bak dün hatta spor yaparken böyle sabah yapıyorum genelde sporu. Öğlen ne yiyeceğimi düşünüyordum koşu bandında böyle. Hatta motivasyonum, dur azıcık daha koş, çok güzel şeyler yiyeceksin falan diye oluyor. Evden çıkmadıkça saçını taramıyorsundur. Doğru. Hatta böyle ilk freelance çalışmaya başladığım zamanlarda banyo yapmayı falan unuttuğumu da fark ettim. O kadar şeymiş ki böyle kapının dışına çıkma şey insanı bazı alışkanlıklarından nasıl kopartabiliyor, şok olmuştum. Şimdi daha düzenli ilerleyebiliyorum tabii ki de kişisel bakım açısından ama evet, böyle saçımı toplar iki gün öyle hiç açmadan bırakabilirim yani evden çıkmıyorsam. Sen hayatın boyunca isteklerim ve hayallerin için insanlarla tartışmak zorunda kaldın. Ya hiç tartışmaya bile girmedim, çok nettim aslında çoğunda ki hani tartışacağım kişi annemdi ya, onunla hiçbir zaman tartışmadık, her zaman destekleyiciydi, şansıma. Yolda kedi görünce durup seviyorsundur bence. Yok. Yok asla sevmem, hiç sevmem. Yok ya, şey yapıyorum, sohbet ediyorum genelde. Ne haber lan? Ups, nasıl gidiyor falan yapıyorum böyle ruh hastası gibi. Genellikle sakarsın.
Hemen hemen hiç sakar değilim hatta. Kalbin yerine aklını kullanıyorsun. Herhalde. Değil mi? Evet. Yani kalbim de düşünüp böyle moddan moda, dramadan dramaya girip sonunda herhalde aklıma karar veriyorum kısmen desem diğeridir. Bence sen streslendiğinde tırnak yersin. Küçükken çok yiyordum da. Sonra annem acı oje aldı. Sonra acı ojenin tadını sevmeye başladım için daha çok falan yiyordum. İğrenç bir döngüye girmişti. Ben sen dondurmanın külahını yemeyenlerdensin. Aa, külah yenilmez mi? Bence hatta o tek dondurma yerine tam bunların birleştiği nokta var ya, en güzel yer orası böyle. Hem dondurmanın bitmediği hem külahın böyle kıtır kıtır ortaya. Dondurma reklamı yapıyor sanki. Fevri kararlar veren ve bundan anında pişman olan birisin. Evet, karardan ziyade fevri konuşup sonra pişman olan birisin. Okulda hep takdir aldın, teşekkür almadın. Aldım ya. Şeyde lisenin son senesi mi, sondan bir önceki mi ne, bir kez mi, iki kez mi ne teşekkür aldım ama sonunda aman hiç de bir şey değişmemişti, bayağı bir sallamıştı. Çizim yapmak bazen işkence gibi gelebiliyor. Net. Açıkça söylemek gerekirse bu YouTube düzenli içerik yapma konusunda özellikle. Güzel oluyor, beni teşvik ediyor ama bazen hiç çizmek istemiyorum. Kendimi resmen zorluyorum. Böyle içimdeki psikopat Tuğçe çıkıp böyle kırbacıyla çalış köle diye böyle zorla çizdiğim ki hatta hani genelde böyle zorla çizdiğim şeyler güzel olmuyor. Ama gene de hani çok sorgulamadan böyle üretimi devam ettirmek adına böyle tiskine demeyeyim de çok fazla zevk almaya çizdiğim oluyor. Fırçalarını yıkamaya üşendiğin için sonrasında kullanacak temiz fırça bulamıyorsundur. Sulu boyayla hiç yıkamıyorum, neredeyse unutuyorum genelde ama neyse ki suya tekrar batırınca çözülüyor ama yağlı boya kullandığım zamanlarda çok fırça kaybettim bu pis alışkanlığım yüzünden. Bence sen çok takıntılı birisin, her şeyi kafana takarsın. Çok takıntılı değilim ama kafamı taktığım, evet, bazı sevdiğim insanların düşüncelerini çok kafama takıyorum maalesef. Yani maalesef denilmez de. Tabii insanın bir noktada hani aman deyip geçmesi gerekiyor. Ben o noktaya gelene kadar birazcık böyle kendimi hırpalıyorum. Bence senin ayakkabının numaran 37.5 veya 38'dir. Şu ellere 37 ayak olabilir miydi sizce? 40. Hayvan gibi iyi resim yapsan da bu iş yüze gelince makyajı beceremiyorsundur. Çok doğru. Çok doğru. Hatta böyle insanlar düşünüyor ki ay sen çok iyi resim yapıyorsun. Senin esas makyajı daha da iyi yapman gerekiyor diye. Yok abi, çok farklı. Çoğu ürünü ne için kullanılır bilmiyorum bile. Alıyorum böyle son kafam karışıyor. Bu neydi? Bunun farkı ne? Ne fark ediyor? Bir de farkları da göremiyorum. Hani 10 tane ürün sürsem de bir tane sürsem de bu aynı görünüyor. Yani yaptığım en çok makyaj bu. Ya bu konuda hiçbir iddiam yok. Irkçılığa maruz kaldın. Evet, kaldım. Amerika'da kalmışım hatta birkaç kez. Yani maalesef böyle bir durum birkaç kez yaşandı. Ben sen her ne kadar derli toplu gibi gözüksen de aslında dağınıklığın kraliçesisin. Yok ya, yok değilim dediğim gibi deyip kamerayı bir çeviriyor her yer her yer. Bunu fark ettim. Tabii çekim yapmadan önce her şeyi itlediğim için, teklediğim için birazcık dağılıyor. Ama dediğim gibi ben dağıtıyorum ama hani öbür güne kalmadan topluyorum. Ya da hani iki gün beklemeden azından. Kedi insanı değil, köpek insanısın. İkisini de seviyorum ya. İkisi de benim bebeklerim değil. Ama köpeği sanki bir tık daha fazla. Bence sen beni de çizer misin diyenlere gıcık oluyorsundur. Net oluyorum. Çok gıcık oluyorum. Yani belki çok siz saf duygularla soruyor olabilirsiniz içinizde bunu soran varsa. Ama şöyle bir şey var. Fırına girip ya nasılsa sen de ekmek yapıyorsun bütün gün, bana bir tane ver demiyorsun arkadaşım. Bir kere bu bir meslek. Ben hani keyfi olsun diye, sırf buna yeteneğim var diye hani makina gibi oturup insanları tabii ki de çizmeyeceğim. Bunun maddi tarafını geçtim. Hani bu benim işim. Neticede ben de bu işle faturalarımı ödüyorum. Ama bir de bunun şöyle bir yanı var. Hani insanlar birisi bir konuda yetenekli olunca bu yeteneğin halka arz edilmesi gerektiğini düşünüyor. Ki ben bu YouTube'la zaten olabildiğince paylaşmaya çalışıyorum. Ama bunun dışında bu demek değil ki siz bir şey yapabiliyorsunuz diye bunu başkaları için de yapmak zorundasınız. Böyle bir mantık yok yani. Aa bak, sinirlen. Kız sinirlenme. Tuğçe sakin. Bence senin kuş olduğun, küs olduğun herhalde. İnsan sayısı ondan azdır. Çok az, yok bile. Yani konuşmadığım bir iki geçmeyecek kadar insan var ama öyle küs gibi. Ben sen çok çabuk sinirlenirsin. Çok çabuk sinirlenirim. Net böyle bum diye atar. Çok kötü bir özellik bu arada. Çok hani şey değilimdir, hani sakin kalayım, düzgünce olayları hani ele alayım. Pek yapamıyorum maalesef onu. Ben sen kötü esprilerini çevreni rahatsız ediyorsundur. Çok doğru. Ay bazen gerçekten galiba insanları rahatsız ediyorum. Güldürdüğüm de oluyor da böyle. Arada böyle gibi böyle garip sessizliklerin olduğu yerden böyle ot kümesini uçtu. Dakikalarda yaşanıyor. Sinirlendiği zaman tam bir bölüm sonu canavarına dönüşüyorsun. Üzgünüm Mario, prensesi kurtardın ama prenses burada değil. Tam olarak buna dönüşüyorum çünkü
böyle hani agresiflikten çok yılan dilli pislik böyle gıcık şeyler söyleyip karşımdakini incitme üstüne sanırım. Biraz daha evet otomatikman incindiğim için herhalde karşımdakini incitmeye çalışıyorum. Çok kötü, bu da kötü bir özellik ama maalesef ki böyle. Bence kesin Türkiye'ye gelmek istiyorsun. Çok istiyorum, çok özledim. Evliliğe sıcak bakmayan ben evlenmem ya diyen biriydin ama olanlar oldu. Net. Natürmort çizmeyi sevmiyorsun. Yani bayılmıyorum. Lahmacunu seviyorsun. Bayılıyorum. İşler yolunda gitmediğinde oturup ağlamaya başlıyorsundur. Çıldırıyorum ne diyorsun, tekmeleniyorum yerde falan. Yok ya hiç daha da hırslanırım ama o an yanıma yaklaşmak pek de mantıklı olmaz. Böyle sinirli hırslanırım yani. Kendime hırslanırım yani başkasından çok da. Sen çizimlerini hep yarım bırakıyorsun. Yani hiç bitmiş çizim demek bir iş çizime çok zor ama genelde kendime göre en azından tatmin olacağım kadar bitirmeye çalışıyorum. Bence sen kanalın 1 milyon olunca yolda yürürken bile benim kanalım 1 milyon oldu dersin. Derim. Rostas. Merhaba, benim kanalım 1 milyon oldu. Merhaba, ben 1 milyonum. Manyak. Türkçe konuşmayı daha çok seviyorsun ve Nico'ya Türkçe öğretmek için çok çabalıyorsun. Çok çabalamadım. Başta bir dürtükledim, baktım hiç olacak, bıraktım ama Türkçe konuşmayı YouTube'dan sonra daha çok seviyorum ama YouTube'dan önce kesinlikle İngilizceydi böyle. Türkçeden önce aklıma gelen değildi, hatta böyle kullanmaya biraz körelmişti herhalde. Ama şu an tabii bu şeyi tekrar yakalamaya başladım, hani ana dilin olmasının verdiği rahatlığı, kelimelerin çeşitliliği, zenginliği deyip kelime dağarcığımın aslında çok kısıtlı olması. Ah Tuğçe'cim ha. Erkeksin kendinle evlenir miydi? Yok. Animasyonu ilgin Heidi ile başladı. Ya bir şey değil mi? Heidi'yi hiç sevmezdim. Hatta bunu söylemeye çekinirdim çünkü herkes o kadar çok seviyordu ki. Ben Şeker Kız kendi hayranıydım. Hala öyleyim tabii ki de. Ve Heidi ile Şeker Kız Candy'ye sanki birini sevince öbürünü sevemiyorsun gibi düşünüp Şeker Kız Candy'yi çok sevdiğim için Heidi'den nefret ediyordum. Bir de tipine gıcık oluyordum. Mimik mimik geziyordu ya, bir dağda falan koşuyordu. Baksana. Bir insan çizgi filme niye gıcık olur ama? Şu an küçüklükten beri içimde tuttuğum gerçeği itiraf etmiş bulunuyorum. Heidi'yi hiç sevmiyorum. Sarhoş olup söylememen demek istedin herhalde. Gereken bir şey söylemişsindir. Net. Hayatında bir kere bile olsa aşk üçgenine takıldın. Ay evet ya, ister istemez oluyor herhalde genel olarak. Keçemi mayonezden daha çok seversin. Hayır. Hayır. Bunda hakaret algıladı. Mayoneze bir hakarettir bu. Sen bir şeylerin yeri değişince çıldıran tiplerdensin bence. Net. Ne bileyim, temizlikçi falan geldiyse tekrardan organize ediyoruz ki böyle Malezya'da bir tane vardı. Kendi organizasyonunu yapıyordu, kendi dekorasyonunu yapıyordu kadınlar geldiğinde. Söylemeye de çekiliyordu ben de, öyle manyaklık var. Söyleyemediğim için o gittikten sonra tekrar değiştiriyordum. Hani bir dahaki hafta gelip değiştiğini görünce algılar zannediyordum ama yok ya, böyle bir yıl boyunca bir hafta ben değiştirdim, bir hafta o değiştirdi. Böyle bir yaşam sürdük. Makyaj az yapıyorsun, kendini doğal seviyorsundur. Makyaj çok yapmıyorum ama kendimi de doğal, yani bayılıyorum diyemem yani. Çok özgüvenli birisin. Bazı konularda çok özgüvenliyim, bazı konularda o kadar özgüvenim yok. Kendi içimde böyle ilginç bir dengesi var aslında. Gerçekten yetenekli miyim diye kendine sorduğum bir an olmuştur. Oldu, üniversitede çok oldu. Etrafım o kadar yetenekli insanlarla çevrili ki bir süre sonra ya ben aslında o kadar yetenekli değilmişim hissiyatı yaşadığımı hatırlıyorum. Kitap okumayı sevmezsin. Çok yanlış. Çok severim kitap okumayı. Şu an tabii ulaşamadığım için her istediğimde, çünkü Türkçe okuyorum kitapları. Çok fazla seçeneğim olmuyor. Eskisi kadar sık okumuyorum. Bir de elimde olunca böyle okuyup bitmesin diye bekletiyorum böyle özel anlar için. Ama çok severim kitap okumayı. Belki sen bebeklerden pek hoşlanmıyorsun. Ama niye? Çok tatlılar. Çok seviyorum. Uzaktan sevmek güzel bir şeydi. Uzaktan gayet de severim. Minik böyle tatlış minik insanlar. Bence sen yatağını toplamıyorsun akşam tekrar yatacağın için. Ya evet, en son annemle yaşadığımda, yani lise zamanlarında yatağını topla diyordu. O günden beridir öyle evi böyle vuu diye jilet gibi temizlik yapmadıkça yatağı asla toplamıyorum. Çok fazla arkadaşın yok ve genelde tek takılıyorsun. Bu durumu sevsen de sıkılıyorsun. Yeteri kadar arkadaşım var. Çok mu az mı bilemeyeceğim şimdi. Ama tek takılmayı çok seviyorum. Arada bir sıkılıyorum ama yok, çok seviyorum. Hala bazen bazı insanlarla geçirmektense o zaman kendimle geçirmeyi tercih ettiğim sık sık oluyor aslında. Disney'de işe başladın. Hadi bakalım, öyle miymiş? Hadi inşallah. Bence sen kendini hiç beğenmiyorsun, seni seviyorum. Kendimi çok beğenmiyorum ama kendimden tiskinmiyorum da bazı günler o Tuğçe yakıyorsun gene falan diye kalkıp bazı günlerde senin tipine diye öyle devam ettiğim, saydırdığım oluyor. Bence sen gelecek odaklı değil, anlık olarak seçim yapanlardansın. Ay net net ya, bunu da bilmiyordum bu arada. Ben birazcık daha anlık düşünüp
o anın böyle bir aylık falan geleceğini düşünüp o anki içindeki durumdan böyle çıkarım yaparaktan kararlar veriyorum. Ama uzun vadede de Tuğçe neyin kafasını yaşıyordun acaba bu karar verirken dediğim oluyor. Biraz derisime yeni tanıştığı insanlar bazen bunu garipsiyorlar ama zamanla seviyorlar. Oluyor ya, evet, arada böyle bazı insanlar gerçekten sevmiyor benim direkt böyle ortama girip sanki herkesi tanıyormuş gibi davranmamı. Kimisi seviyor, böyle direkt hani arkadaş oluyoruz. Kimisi de sevmiyor ve bazen de hiç hani sevmemeye devam ediyordur herhalde diye düşünüyorum. Ama garipsedikleri evet oluyor bazen. Resim çizerken müzik dinliyorsundur. Hemen bir guilty pleasure paylaşım. Arkada sürekli dizi dönüyor. Ki hani Türkçe konuşan kimse olmadığı için iyi oluyor böyle bir şeyler dinlemek. Bir de böyle dramalar dinliyorum orada, böyle olaylar falan. Ki hani çoğu freelance ben arkadaşımla konuştuğumda aynı şeyleri onların da yaptığını anladım. Böyle Aşkı Memnun'un tekrarları, Yaprak Dökülüm'ün tekrarları falan. Şimdi mesela şeyi izliyorum bugünlerde de. Yasak Elma. Ay çok iyi. Çok eğleniyorum onu dinlerken. Linç yiyeceğim Yasak Elma'dan. Çocuk doğurmaktan korkuyorsun. Ya çok merak ediyorum. Böyle bir de hamile arkadaşım olunca soruyorum. Korkmuyor musun doğumdan falan diyor ki. Garipsiyorlar. Herhalde o hamile kalınca korkmuyorlar. O kısmı düşünüyorlar da. Ben arada böyle oğlum doğum zordur falan diye düşünüyorum. Bence iç sesinle müthiş iyi anlaşıyorsun. İç sesimle inanılmaz güzel şakalaşıyoruz. Ben ve iç sesim çünkü başka birisi. Ama yani hani iç sesim gerçekten elinde kırbaçla böyle beni çok sinirlendirdi, gıcık etti. Çok benimle dalga geçtiği de oluyor. Resmen ayrıştırmışım yalnız kendimle iç sesimi. Yorumları çok kafana takıyorsundur. Çok takmıyorum ama 5 dakika falan takıyorum. Daha doğrusu şöyle oluyor. Kanalımda negatif yorum çok olmuyor neyse ki. Şükürler olsun ki deyip bu videonun altına saydırıyorlarmış. Ama arada böyle negatif bir insan yorum yaptığında cevap vermiyorum onlara. Çünkü negatif olan bir şey yayıp fazlalaştırmak, onu desteklemek istemiyorum. Böyle insanların da cevap olaraktan yaptıkları şey aslında kısmen meşrulaştırmak istemiyorum kanalda. Onun için cevap vermiyorum ama cevap vermeyince benim gibi bir insansanız içime oturuyor tabii ki de. Böyle sinirlenirim sonra da unutuyorum, gidiyor yani. Ama şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir şey var ki insanlara internet verildiğinde öğretilmesi gereken en net böyle görgü kurallarından biri maalesef herhalde öğretilmedi ya da insanlar anlamak istemiyor. Bir insanın yüzüne söyleyemeyeceğiniz bir şeyi internet yüzünden de söyleyemezsiniz arkadaşım. Bu kadar net yani. Hani bir oturup bir şey yazarken bir tık daha insanları düşünerek yazması gerekiyor bence. Çünkü çok şey, üzülüyorum ya. Başka insanlara gidiyorum, fotoğrafların altına falan bakıyorum. Hani saçma sapan yorumları geçtim. Çok kırıcı şeyler de var. Yazık, onu okuyan insan böyle üzülüyordur. Saçma sildim. Yaşadığın ülkenin geleneklerini tuhaf buluyorsun. Var bence tuhaf gelenekleri ama özellikle düğün zamanında böyle Niko'ya bazı gelenekleri hani kendimi sorgulamamışım, onu fark ettim. Bana hani neden ki diye sorduğu şeyleri bir mantığını açıklayamayınca fark ettim ki bizim ülkenin o kadar çok garip geleneği var ki hiç başka ülkeleri sorgulamamaya başladım o aydınlanma anından sonra. Resim yapmak ve bir şeyler yapmak özgüvenini arttırmıştır. Ne de arttırıyor? Çünkü hani şunu fark ettim bir süre sonra. Resim yapabiliyorum, böyle bir yeteneğim var. Bunu benden hani her şey değişebilir hayatta ama bunu benden kimse alamaz. Yani elim deyip eli kopuyor sırada. Yani sağlıksal bir sorun yaşamadığım sürece gerçekten bu yeteneği hani kimsenin benden alamayacağını bilmek böyle beni çok rahatlatıyor, çok güzel bir güven duygusu veriyor. Bence arkadaş ortamında her şey gülen kişi sensin. Çok gülerim ama bir de şöyle bir tipler vardır ya, böyle bir şaka yaparsın, güzeldir şaka, devam edersin, sonra o şaka uzatır bokunu çıkarır. Ben güzel şaka bulduğumda böyle bokunu çıkana kadar uzatan bir insanım. Kavga olsa karışmaz, uzaktan izleyip çekirdek çitlersin. Çekirdek varsa, kavga varsa da yoksa da çitlerim. Çekirdeği her ortamda çitlerim. Kavga olsa da herhalde video falan çekerim. Ya ayırmam gerekmiyorsa tabii ki de. Bence sen en çok kendine gülüyorsundur. En çok değil de kendime çok gülüyorum ya. O kadar salak şeyler yapıyorum ki bazen, yani ben ne yaşasınız siz de gülerdiniz. Havuç yerken önce kenarlarını kemiriyorsun ve ortada bir çöp gibi olan kısmı sana bırakıyorsun. Bunu yapan çok var ama değil mi? O ortası böyle daha güzel ya. O en sona kalsın istiyorum. Çok kişiyle aram bozulmuştur. Yo. Çok aram... Ay deyip şu an ağaçtan nefret mesajları yağıyor. Birkaç kişiyle tabii bozuldu. Bir süre sonra hani farklı çıkar ilişkileriniz çatışıyor. Farklı yönlere yöneliyorsunuz falan. Ara bozulmak kopuyorsun falan da. Böyle çok tartışarak aramı bozulduğu nadirdir. Markalar çok pahalı olduğu için kullanmıyorsun, seviliyorsun. Var ya, çok doğru. Markerlar ben üniversitedeyken aşırı modaydı böyle. Ve hani çok fazla alamıyordum. Bir iki renk falan alıyorsun karıştırarak falan, böyle dikkatli kullanıyorsun falan. Sonra tabii çok düzenli alamadığım için de almamaya başladım. Sonra şu an fark ediyorum ki şu an almamamın sebebi herhalde o zaman kendimi böyle soğutmuştum markerlardan. Ama çok eğlenceliydi ya markerla çizmek. Bak öyle bir şey de vardı. Dönebilirim belki.
burada varsayımlarınızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben gerçekten eğlendim böyle kameraya bakıp sizle sohbet edip muhabbet edip birazcık işte goy goy yapmaya falan. Sizin de umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle araya böyle videolar serpiştirebiliriz sizde eğlendiyseniz eğer. Varsayımda bulunan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Güzel mesajlarınız için, videoyu beğendiğiniz altta yorumların dibine vurduğunuz için. Bir bak oğlum iyi baskılar kırıyor lan. Çakal Tunç. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle yeni bir videoda çok yakında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.